Efendim herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Saatimiz 23'ü gösteriyor ve Kanal 23 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Ben Hasan Bak, değerli izleyenler. Haftanın ilk iş günü bugün bizim için. Aslında her ne kadar resmi tatil olsa da sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine konuğumuz var her akşam olduğu gibi. Bu akşam da konuğumuzla birlikte sizlerleyiz. Efendim Elazığ İl Müftüsü bizlerle birlikte. Sayın İrfan Üstün de bizlerle birlikte. Sayın Müftüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok Allah şükür. İyilik versin. Şimdi Ramazan'ı geride bırakıyoruz. Artık daha Ramazan'da bitireceğiz. Tabii önemli olan dolu dolu geçirebilmekti Ramazan'ı. Ne kadar geçirebildik bilmiyoruz artık. Şimdi Ramazan ayının özellikle de insan için, toplumumuz için önemini biraz konuşalım. Evet, Ramazan ayı bitiyor. Ayet-i Celil'e sayılı günler diyor. Hakikaten sayılı günler evet. Çabuk geldi. Bir gün orucumuz kaldı. İnşallah onu da eda ettikten sonra Ramazan bayramına erişmiş olacağız. Ramazan ayı bizim iki yönlü olarak kazanç içerisinde olduğumuz bir ay. Bunlardan bir tanesi, birinci yön. Yüce Mevlamıza ibadetlerimizi yaparız Ramazan ayında. Allah-u Teala'ya yöneliriz. Bir diğeri de insanlara yöneliriz. Bu ikisini birlikte yürüttüğümüz bir aydır Ramazan ayı. Oruçlarımız, zekatlarımız, teravih namazlarımız, evet. Bunlarla biz Yüce Allah-u Teala'ya yöneliriz Ramazan ayında. Bunun yanında her ibadetimizin sosyal yönü vardır. Bu her ibadette vardır aslında, sadece Ramazan ayında değil. Ama Ramazan ayında biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Sadakalarımızla, zekatlarımızla, iftar programlarımızla, fidyelerimizle, fıtır sadakalarımızla halka yöneliriz, kardeşlerimize yöneliriz. Bir yandan Yüce Allah-u Teala ile ilişkilerimizi düzene sokarken, güzelleştirirken, diğer yandan da insanlarla ilişkilerimizi düzene sokarız, kardeşliğimizi geliştiririz. Bu iki yönden Ramazan ayını değerlendirmek gerekiyor. Bizler de Müslümanlar olarak bunu yapmaya çalıştık hepimiz fert fert. Yüce Allah-u Teala inşallah ibadetlerimizi kabul eylesin. Evet. Kardeşlerimize bu yaklaşmalarımızı, kardeşliğimizi kabul eylesin, kuvvetlendirsin inşallah. Ama eski hep böyle konuşuyoruz ya hocam, yani eski Ramazanların tadı yok, işte havası yok, öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de öyle midir, değil midir yoksa? Ben mesela hep şöyle, ben uzun bir süre İstanbul'da da yaşadım. Şimdi İstanbul'daki maneviyata baktığınız zaman, işte Fatih'teydim ben, Elazığ'a baktığım zaman, yani hani şöyle algılanır ya işte ya büyük şehirdir, şöyledir, böyledir falan filan. Biraz daha böyle şeye geliyor, hani samimi geliyor. Belki oranın atmosferi bilmiyorum daha farklı olduğu için. Ne dersiniz hocam? Yani o eski Ramazanların tadı, huzuru var mı yok mu? Yani büyük şehirlerde özellikle İstanbul'la Anadolu şehirlerini kıyasladığımız zaman tabii ki Ramazanların bir farkı var. Çünkü büyük şehirlerin, İstanbul'un özellikle imkanları farklı. Ramazan açısından baktığımız zaman yetişmiş insanları, altyapısı, kültürü farklı. O tabii Ramazan'a yansıyor. Yansıyınca Ramazan'ı bir farklı hale getiriyor. Onu bir kere söyleyelim. Ama bu eski Ramazanlar deyince bunun yanında aslında şunu da görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi çocukluğumuzdaki Ramazanlar insan üzerinde büyük etki bırakır. Çocukluktaki yaşamış olduğumuz o dini atmosfer çocuk üzerinde büyük etki bırakır. Aslında biz eski Ramazanlar derken acaba biraz da çocukluğumuzu mu özlüyoruz? Bence öyle bir şey oluyor. Evet. İşte bir çocuğun sahura kalkması, bir de şimdi sahura kalkmamız düşünün. Bir çocuğun işte oruç tutması, heyecan falan. Bir de şimdi tutmamız, işte yıllarca yapıyorsun falan. Yine bir çocuğun bayram yapması, bir de şimdi büyüğün bayram yapması. İşte aslında biz eski Ramazanlar derken çocukluğumuzdaki Ramazanları özlüyoruz. Mesela şu andaki çocuklar işte 20 sene sonra büyüyecekler, büyümüş olacaklar. Onlar da çocukluğumuzdaki Ramazan, eski Ramazanlar diyecekler. Aslında çocukluklarındaki o Ramazan'a bir özlem var. Burada şu ortaya çıkıyor.
çocuk ve Ramazan konusunu bizim büyükler olarak güzel işlememiz gerekiyor. Bu söylemler gösteriyor ki çocukların üzerinde Ramazan'ın büyük bir etkisi var. Eğer biz çocuklarımızı Ramazan'da dolu dolu Ramazan'ı yaşatırsak, onların dindarlaşması noktasında... Aslında bizler yaşarsak onlara da... Tabii bizler yaşarsak oluruz. Onlara da yaşatmış oluyoruz. Bu karşılıklı bir etkileşim. Çocukların dindarlaşmasında büyük bir etkisi oluyor. Biraz da o açıdan bakıyorum ben. Çocukluğumuzdaki Ramazanlara özlenmiş, çocukluğumuza özlenmiş olarak görüyorum. Ama Elazığ böyle Ramazan olarak değerlendirdiğimiz zaman Elazığ'da da Ramazanların böyle güzel geçtiğini söyleyebilirim. Ben büyük şehirleri de yaşamış birisi olarak bunu ifade etmek isterim. Fatih'te uzun yıllar kalmış birisi olarak bunu söylemek isterim. Elazığ'da da Ramazanlar dolu dolu geçiyor. İftar programlarımız, yani bütün herkesi kastediyorum. Ben sadece müftülüğü kastetmiyorum. Vatandaşlarımızın birebir kendi aile çevrelerinde yapmış olduğu bu güzellikleri de kastederek söylüyorum. Teravih namazlarımız, camilerimiz yoğunluk, hakikaten doldu taştı yani. Öyle oluyor ki teravih namazında camide yer olmuyor. Yani bu bir şehir için hakikaten güzel bir şey. Bugün akşam namaz kıldığım cami sonuna kadar doluydu. Mesela kadınlar, çocuklar camiye geliyor. Sahurlarımız, sahur cüzlerimiz, işte gündüz cüzlerimiz, mukabelelerimiz, bunların hepsinin böyle dolu dolu geçtiğini ben görüyorum. Elazığ'da da bayramlarımız, Ramazanlarımız güzel geçiyor elhamdülillah. Biraz da gençler açısından değerlendirdiğinizi hocam, yani gördüklerinizi aktarabilir misiniz? Yani gençler üzerinden mesela hani ilgi desem yanlış bir cümle olur mu bilmiyorum ama hani Ramazan'a karşı hassasiyet durumlarını nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Yani bu az önce çocuklarla ilgili sizin söylediğiniz, bunu da çalışmamız lazım dediğiniz, gençlerimiz için de çalışmamız lazım. Yani gençlerimizi camide görüyoruz, iftar programlarımızda görüyoruz, mukabele programlarımızda görüyoruz. Ama bu konuyu çalışmamız lazım, birazcık daha geliştirmemiz lazım, onu ifade edebilirim. Gençlerimizin genel sayısıyla bir kıyaslama yaptığımız zaman, yani bu konuda biraz gayret sarf etmemiz gerektiğini ben ifade edebilirim. Ama genel olarak baktığımızda bizim yurtlarımızda, kredi yurtlarımızda, özel yurtlarımızda bizim arkadaşlarımız var. Görevli manevi rehberlik uzmanlarımız var, danışmanlarımız var. O arkadaşlardan da görüştüğümüz zaman aldığım bilgiler, zaman zaman toplantı yaparken almış olduğumuz bilgiler, oralarda da durumun güzel olduğu, Ramazan'a önem verildiği ifade ediliyor, bunu görüyoruz. Ama bunu daha da geliştirmemiz lazım. İftar yemeği olduğu zaman bakıyoruz, gençlerimiz hakikaten büyük sayıda iftar yemeği için toplanıyor. Oruç tuttuklarını gösteriyor, bu önem verdiklerini gösteriyor. Ama çocuklarda olduğu gibi bu konuda da bizim gayret göstermemiz lazım. Tabii bu gayreti anne babaların en başta göstermesi gerekiyor. Evet. Kendi evlerinde. Daha sonra da ilgili kurumların, bizlerin bu gayreti gösterip bu konudaki ilgiyi daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Peki, şimdi tabii Allah nasip ederse yarın Arife günü ve bir sonraki gün bayram. Yani bayram özellikle de aileler açısından da, yani ailelerin işte birbirlerini ziyaret etmesi, aile açısından da kavramını biraz aslında vurgulamamız lazım insanlara. Çünkü artık eskiden yine eskiye gideceğiz. İşte belki çocukluğumuz, evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani bayramlarda hakikaten bir yoğunluk vardı, bir kalabalık vardı. İşte herkes birbirlerine ziyaret eder. İşte büyükler, küçükler bir araya gelir vesaire. Ama şimdi son yıllarda artık bayram şöyle algılanmaya başladı. Yani ve çok da eleştiriliyor. 9 günlük örneğin işte Ramazan bayramı tatili var. İnsanlar bunu farklı bir şekilde aslında tatil amaçlı kullanıyorlar. Ama oysa ki o Ramazan'ın işte sonrasında Ramazan bayramının ruhunu ortaya koyabilecek bir bayramlaşma
ya dahi artık daha yer verilmiyor. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Evet, dediğiniz doğru. Şimdi tatil beldelerine doğru bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz basından falan. Evet. Aslında bu değişik açılardan değerlendirilince güzel falan denebilir. Ama bayramlar tatil günleri değildir. Tatil beldelerine gitmek yerine bizim bayramı akrabalarımızla birlikte, eşimizle, dostumuzla birlikte geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bayramın özelliği bu. Amacı bu. Amacı bu. Şimdi dini bayramlarımıza bizim baktığımız zaman onun bir amacı var. Başka medeniyetlerin bayramlarına baktığımız zaman bizim bayramlarımızın onlardan ayrıldığını görüyoruz. Mesela Batı'ya baktığımız zaman Batı bayramı nasıl kutluyor? Tamamen bir haz olayı, kişisel zevk, kişisel haz. Herkes fert fert seviniyor Batı'nın bayramlarında. Evet. Onların bayramlarını belki uygun böyle. İşte tatil yapmak, başını alıp bir yere gidip kafasını dinlemek nasıl ifade edersek artık. Ama bu bizim bayramımıza uygun değil. Bizim bayramımız ferdi sevinç değil, toplumsal sevinci esas alıyor. Yani ben bayram gelmiş, sevinmişim. Bunun fazla bir önemi yoktur. Ben fert olarak sevindim. Akrabam da seviniyorsa, komşum da seviniyorsa, beraber yaşamış olduğum toplum da seviniyorsa, toplumla birlikte seviniyorsam veya benim sevincimi toplum da paylaşıyorsa, toplum da benim gibi seviniyorsa o zaman bayram bayramdır. Ama fert fert seviniyorsak o bayramda bir eksiklik vardır demektir. Bizim bayramlarımızın mantığına baktığımız zaman bunun böyle olduğunu Yüce Mevlamız bizden istiyor. Peygamber Efendimiz bizden istiyor. Onu da görürüz. Mesela bu bayramların toplumsal sevinç günleri olduğunun ispatı şudur. Ramazan bayramında fıtır sadakası vardır. Evet. Bunu bayram sabahına erdiğimiz zaman kendimiz için ve bakmakla mükellef olduğumuz aile fertlerimiz için fıtır sadakası vermemiz gerekli olur. Bayramın sabahına erdiğimiz zaman yaşıyorsak şayet. Bu nedir? Toplumla birlikte bayram yapmamızı bize tavsiye eden, emreden bir şeydir. Yani sen bayram yapıyorsun, senin maddi gücün var. Toplumun da bayram yapması lazım. Sen şu kadar vergiyi, sadakayı toplumun fakirlerine vereceksin. Vereceksin ki toplum seninle birlikte bayram yapsın. Yine Kurban Bayramı'na baktığımız zaman o zaman da toplumun bayram yapmasını, işin içine katılmasını önemseyen bir ibadet var. O da kurban ibadeti. Kurbanlarımızı dağıtıyoruz. Toplum da bizimle birlikte bayram yapsın diyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki bizim dinimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bayramları mesnun hale getirirken, sünnet hale getirirken bunları ortaya koymuş. Toplumla birlikte bizim bayram yapmamız gerekiyor. Tek kişinin sevinci değil, bütün toplumun sevinci önemseniyor. Bir de sanki böyle eksikmiş gibi zaten kalmıyor mu hocam? Yani işte Ramazan ayında orucunu tutuyorsun, ibadetini yerine getiriyorsun. İşte bayram günü asıl o güzelliği yaşaman gerekirken, çünkü bayram o yüzden verilmiş. Ama sonrasında sen onu gidip işte ailenle, sevdiklerinle, akrabanla, eşinle, dostunla birlikte geçirmeyip işte kişisel olarak gidip tatil yapıyorsun. Yani bayramın mantığına aykırı tabii aykırı. Bu. Bir de bu toplumsal sevinç dediğimiz, az önce sizin sorunuzda bahsettiğiniz olayın akraba yönü var. Evet. Mutlaka bizim işte fıtır sadakası verebilecek gücümüz olmayabilir. O zaman da başka şeyler de var. Onları bizim mutlaka devrede tutmamız gerekiyor. Zaten onlar devredeler. Eve gittiğimiz zaman, bayram namazından çıkıp eve gittiğimiz zaman ailemizle bayramlaşıyoruz. Ailemiz çekirdekse, geniş aile ise fark etmez kimse. Onlarla bayramlaşıyoruz. Onlarla bayramlaştıktan sonra akrabalarımız devreye giriyor. Akrabalarımızla görüşmemiz, onlarla bayramlaşmamız gerekiyor. Komşularımızla görüşüp bayramlaşmamız gerekiyor. İşte uzak akrabalarımız, uzak komşularımız, tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, bunlarla görüşüp bayramlaşmamız ve kaynaşmamız,
kardeşliğimizi bizim geliştirmemiz gerekiyor. Ama bizler onu da yapmıyoruz. Yani özellikle işte Elazığ'a bakarsak tabii herkes için söylemek yanlış ama yani genelde akrabalarla ilgili ilişkilerde de problem var. Yani hani Ramazan bayramı evet işte insanların bir araya gelmesi, toplumun bir araya gelmesi gerekir. Orada da uzak kalıyoruz. Yani aileler işte birbirleriyle görüşmüyorlar, konuşmuyorlar. Orada bayramın amacı da yine yarıda kalmış oluyor. Yani her ne olursa olsun tamam gönlü kırıklığı olabilir, farklı şeyler olabilir, küslük olabilir. Bunlar bayramın ama amacı değil midir? Yani burada insanlara neler söyleyebiliriz? Hani kırgınlıkları bir kenara bırakıp da samimiyetle işte bir araya gelmek için. Yani insanlar sonuçta nefis taşıyor. İnsanı yoldan çıkarmaya çalışan bir şeytan var. Bunlar zaman zaman insanlar arasında sıkıntılar çıkarabilir. İnsanların arası bozulabilir. Ama önemli olan bunları düzeltmeye çalışmak, bunları düzeltmek. Akraba ilişkilerinde de böyle sıkıntılar oluşabilir. Miras taksiminden tutun başka şeylere kadar sıkıntı oluşturan şeyler var. Fakat bu sıkıntıları gidermek için bayramları bir fırsat bilmek gerekiyor. Yani bayramlar hakikaten bir fırsat ve hani bazen insan işte şununla barışsam falan içinden geçirir. Bir türlü bir hamle yapamaz. O söylese ben söylesem falan utanır. Artık utanmamak gerekiyor da o konuda sıkılır. Nasıl bir başlangıç yapacağım falan diye düşünür. İşte bayramlar tam bu başlangıcı yapabileceğimiz anlar. Yani bayramda o başlangıcı yaptığımız zaman kimse niye böyle yaptı falan, alttan aldı falan da demez. Alttan almak da güzel bir şey, onu da söyleyeyim. Bayramlar aslında bunun bir fırsatı. Fırsatı böyle ganimet bilip bizim eğer bir kırgınlığımız varsa, kardeşimizle, arkadaşımızla, akrabamızla bir sıkıntımız varsa bunları gidermeye çalışmamız gerekiyor. Burada üçüncü şahıslara da aslında büyük görevler düşüyor. Arabuluculuk bu son zamanların önemli tabirlerinden bir tanesi. Arabuluculuk evet. İslami bir şeydir bu hakikaten. Bizim bunu sosyal ilişkilerimizde böyle resmi ortamın dışında da uygulamamız gerekiyor. Bakıyoruz ki işte akrabalarımızdan iki kişinin arası bozuk. Üçüncü bir kişi araya girip bunları barıştırmalı, aralarındaki huzursuzluğu gidermeli. İşte arkadaşların arası bozuksa üçüncü bir kişi araya girip bunların arasındaki huzursuzlukları gidermeli. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi hepimizin ezberinde. Müslümanın Müslümana üç günden fazla küstürmesi helal değildir diyor. Efendimiz böyle üç günlük bir süre bırakmış. Niçin? Çünkü insan birine kızdığı zaman kızgınlığı hemen gitmeyebilir. Hadi gelsen kızdım bir saat sonra barış desek belki ona zor gelir. Ama üç günlük bir düşünme süresi veriyor. Böyle sinirinin gitmesi için bir süre veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Üç günü geçirme diyor. Hemen çabucak o sinirin gitsin ve o kardeşinle barış diyor. Çünkü insanlar birbirine küserse ve bu küsler çoğalırsa o zaman toplum birbirine küs olmuş olur. Toplumda kardeşlik bağları kopar, arkadaşlık bağları kopar. O toplum sağlıklı olmaz. Bu sebeple en küçük kırgınlığı bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ortadan kaldırmak istiyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşe de küsmez. Toplumu orada nerede görüyorsunuz hocam? Yani topluma baktığımızda insanlar arasındaki o ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Elazığ üzerinden de konuşursak biraz da. Yani bu Elazığ'da da olur. Memleketimizin ortalaması aşağı yukarı birdir. Yani birbirine benzer. Tabii gereksiz böyle küslüklerin olduğunu görüyoruz. Bazen anlatılıyor işte. Bize de soru şeklinde yansıyor. Dini bakımdan ne yapabilirim falan diye yardım isteyenler oluyor. Soranlar oluyor. Bakıyorsunuz hakikaten yani ortada bir şey yoktur. Yok yani. Ortada fol yok, yumurta yok falan evet. Der ya bizim Anadolu tabiri. Önemli bir şey de yoktur. Önemli bir şey olmadığı halde böyle bazen kibir mi diyelim, evet. Gurur mu diyelim, böyle alttan alamama mı diyelim, bencillik mi diyelim artık hepsinin sebebi farklı olabilir. Bu sebeplerle insanlar birbirine böyle kırıyor, döküyor.
küsüyor. Aslında bu noktada ferdi ahlakla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i celile var. Hakikaten bunlarla kuşanmamız gerekiyor. Bunlarla kuşansak mesela şimdi aklıma gelen Furkan Suresi, Furkan Suresi'nin o son kısmındaki ayet-i celileler, Hucurat Suresi, Hucurat Suresi'ndeki ayet-i celileler, böyle insanların ferdi ahlaklarını, toplumsal ahlaklarını geliştirici çok güzel nüveler var, emirler var, tavsiyeler var. Bizler bunları biraz örnek alabilsek Müslümanlar olarak hakikaten problemlerimiz kalmayacak. Enecilik insan hakikaten mahvediyor. Peygamber Efendimiz bu enecilik yani bencilik, benlik, kendini böyle üstün görme, kendini bulunduğu yerde ileri çıkarma, ortaya çıkarma duygusu insanları kötülüklere, kardeşleriyle arasının bozulmasına sevk ediyor. Onun için diğer kamlık, böyle tevazu, bu güzellikleri kuşanabilirsek bu kötülükler de, bu kötü ahlak örnekleri de ortadan kalkmış olacak. Biraz daha böyle bayramlaşmanın önemine girersek hocam, biraz daha kapsamlı anlatırsak vatandaşlarımıza, toplumumuza hem dini açıdan hem İslami açıdan işte hem de toplumsal açıdan bunu biraz daha özellikle de yeni nesillere de, çünkü artık yani şunu biliyoruz, yine belki işte eski muhabbetine girersek yani orada geçmişte işte çocukluğumuzdaki bayramlaşmalar, işte çocukların sevinçle sabaha uyanmaları, işte kıyafetlerini yanında tutmaları vesaire. Şimdi biraz da öyle de değerlendirmek lazım, anlatmak lazım toplumumuzun geneline. Şimdi bayramlar sevinç günleridir. İnsanın psikolojisidir. Sevinç günlerinde ve üzüntülü günlerinde böyle çizgiyi aştığı olabiliyor insanın. Yani sevincin çizgisini tutturamadığı zaman sevincin çizgisini aşıyor. O zaman aşırılığa giriyor, günaha, kötülüğe giriyor. Üzüntü de insanın başına geliyor. Üzüntüde de o çizgiyi tutturamadığı zaman isyan edebiliyor insan. Sevinçli ve üzüntülü günlerimize bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Oralarda itidali korumamız gerekiyor. Bayram günleri bizim sevinç günlerimiz. Bu sevinç günlerimizde kulluk çizgisini aşmamamız gerekiyor. Bir kere bunu ben ifade etmek isterim. Bazen bayram, dini bir bayram, aslında ibadet günü, güzel bir gün, Ramazan ayı çıkmış, işte kurtuluşumuzun ve günahlardan uzaklaşmamızın bayramını yapıyoruz. Böyle bir gün. Burada sevincin dozunu kaçırdığımız zaman günaha girebiliyoruz. Sevincimizi bir kere dozunda tutmamız gerekiyor. Bunu yapmak için Allah-u Teala ne yapıyor? Bize bir mesaj veriyor. Bayramı başlatırken bizi camiye topluyor. Bu hakikaten çok önemli. Aileler için de önemli. Allah-u Teala bayramı başlatırken bizi camiye topluyor. Bize ne diyor? Diyor ki ey kulum, bir sevinç gününe giriyorsun, bayrama giriyorsun, sevineceksin. Sakın kulluk çizgisinden çıkarak sevinme. Seni camiye götürüyorum bak, ibadet edeceksin. Kulluk çizgisinde kalarak ibadetini yap diyor. Bizler bunu başarmamız gerekiyor. Ailece mahallenin camisine gitmemiz gerekiyor. Evdeki hanımefendi, çocuklarımız, biz toplanıp ailece gitmemiz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz her camimizde bayanlar için yer var mı? Yani bunu yapmamız hakikaten birçok camimizde mümkün değil. Çünkü erkek cemaat dolduruyor. Evet. Ama biz bu sene İzzetpaşa Camii'ni bayanlar için de ayırdık. Üst mahvil katını. Namaz kılmayan hanımefendi kardeşlerimizi bayram namazında İzzetpaşa Camii'ni bekliyoruz. Mahvil kısmı onlara ait olacak. Çocuklarla birlikte, efendim hanımefendilerle birlikte, beyefendilerle birlikte orada ailece inşallah bayram namazımızı eda edeceğiz. Bir kere bayrama bu şekilde başlamak gerekiyor. Kulluk çizgisinde bayrama başlamak gerekiyor. Daha sonra da az önce bahsetmiş olduğumuz
o bayramın yardımlaşma, dayanışma durumlarını, bayramlaşma durumlarını, akrabamızla, komşularımızla görüşme durumlarını, uzaktaysalar onları, zamanın imkanları var, teknolojik imkanları var, onlarla arayıp sorma imkanlarını değerlendiririz, değerlendirebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam az önce ifade ettiğim o ailece bayramlaşmayı çok önemsiyordu. Efendimizin döneminde bayram namazları mescitte değil, mescidin dışında kılınıyordu. Yani şu anda o Hamame Mescid olarak bilmiş olduğumuz o mekanların önünde kılınıyordu. Bir musallada kılınıyordu. Efendimiz oraya erkekleri topluyor bir yere, kadınlar bir yere, çocuklar geliyor. Herkes birlikte bayram namazı kılıyor, bayram hutbesini dinliyor. Orada herkes kendi içerisinde, böyle bir mahalle düşünün, şehir düşünün, birbiriyle bayramlaşıyor, kucaklaşıyor. Ondan sonra da dağılıyorlar. Bayrama bu şekilde başlıyorlar. Biz de bulunmuş olduğumuz mahallemizde, şehrimizde, belki şu anda şehirler büyük, bunları genel anlamda yapmak çok zor ama biz mahalle olarak, akraba çevresi olarak bu güzellikleri yapabiliriz, bunları yerine getirebiliriz. Peki hocam, genel itibariyle peki yine bayramda neler yapmamız gerekiyor, neler etmemiz gerekiyor? Biraz onlardan da bahsedelim. Bayramda bu sosyal ilişkilerimizi geliştirmek, ihtiyaç durumu olan insanlar varsa onların ihtiyaçlarını gidermek, Ramazan bayramı için önemli bir hatırlatma, bunu güzel hatırlattınız, burada söylemiş olalım. Evet. Fıtır sadakasını vermemiş olan kardeşlerimiz olabilir şu ana kadar. Kardeşlerimiz bu fıtır sadakalarını mutlaka en geç bayram sabahına kalmadan, böyle bayram sabahına kalırsalar o zaman da verilir de diğer kardeşlerimizin bayrama hazırlık yapmalarına imkan sağlamak açısından hemen mutlaka vermeleri gerekiyor. Ziyaretleşmeler, ikramlar, bayramlarda tövbe istiğfar günleri, tövbelerimiz, istiğfarlarımız, bayramlarda geçmişlerimizi hatırlama, bu hakikaten çok önemli. Mutlaka geçmişlerimizi hatırlamamız gerekiyor. Onları kabirlerinde ziyaret etmek, bu hem bize ölümü hatırlatacak. Az önce bahsettik ya, işte akrabalar arasındaki ufak tefek kavgalar, çekişmeler, o geçmişlerimizi hatırladığımız zaman, onları mezarlarında ziyaret ettiğimiz zaman düşüneceğiz ki onlar da bizim gibiydi. Bu dünyada yaşadılar, bu dünyadan göçtüler. Dünya nasıl onlara kalmadıysa bize de kalmayacak. Öyleyse biz insanlarla iyi geçinelim. Bu şuuru verecek bize, ahiret hazırlanma şuurunu verecek, ölüme hazırlanma şuurunu verecek. Geçmişlerimizi kabirlerinde ziyaret etmek. Ayrıca onları hatırlamış, onların ruhları için bir Fatiha, okuyabildiğimiz başka şeyleri, başka duaları, başka hasenatları göndermiş olacağız. Hem kendimiz için hem de onlar için bir şeyler yapmış olacağız. Çocuklarımızı mutlaka bu faaliyetimizin içerisine katmamız gerekiyor. Onlar da geçmişlerini, dedelerini, büyüklerini hatırlasınlar, dünyanın gerçeğini görsünler diye onlara da bu güzellikleri yaşatabiliriz. Onları da bu ziyaretlerden faydalandırabiliriz. Tabii yarın Arife, aynı zamanda tabii mezarlık ziyaretleri de olacak. Vatandaşlarımız muhakkak gidecekler, işte kabir ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Dediğiniz gibi belki işte çocuklar, belki işte yanlarında aile bireyleriyle birlikte kabir ziyaretlerini de gerçekleştirecekler. Onlar için yine söylemek istedikleriniz var mıdır? Şimdi kabir ziyaretlerini yaparken bazen hani kaçış yapayım derken göz çıkarma gibi şeyler olabiliyor. Böyle çeşitli hurafelerin, bidatların bu kabir ziyaretine sokulduğu oluyor. O konuda kardeşlerimiz mutlaka dikkat ederler ama biz yine burada ifade etmiş olalım. Kabir ziyareti yapılırken oradakilere gidip kabir ehline selam vermek,
Ondan sonra bizim de onlar gibi olacağımızı düşünmek ve kabirdekilere dua etmek. Bunu yapmamız gerekiyor. Bazen orada bulunanlardan yardım istemek, işte orada çeşitli dilekler tutmak, taş yapıştırmak falan. Bunlar Elazığ'ımızda var mı bilmiyorum ama ben denk gelmedim ama hocam, güzel yani genelde olan şeylerden bahsediyorum. Hı hı. O tip şeylerden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Gücümüz yettiği nispette efendim bildiğimiz duaları onlara okumamız gerekiyor. Mezarlıklarda böyle dua okuma, Kur'an-ı Kerim okuma, okutma, bunun için başkalarını böyle orada bulunanları devreye sokma, işte onlarla pazarlık yapma, işte şu fiyat okurum, bu fiyat okurum, bunlara girmemek, bunları özellikle ben istirham ediyorum. Biz ne biliyorsak onu okuyalım, Fatiha biliyorsak Fatiha'yı okuyalım, başka sureler biliyorsak onu okuyalım, dua edelim, bununla yetinelim. Öbür şeylere girmeyelim. Onları bazen ben... vatandaşlarımız şöyle bir şey de yapıyor. Yani telefonda mesela işte Yasin-i Şerif açıp yani dinletiyorlar. Yani olabilir. Yani. O telefonda herhangi bir maddi pazarlığa meydan vermeden olabilir. Açar, onu dinler. Onu hı-hı. dinletir, okur orada. O okur, o dinler. Bunlar olabilir. Bir de hocam hep şey merak ediliyor ya, yani hakikaten çok duyuyoruz bunu son zamanlarda da, işte Ramazan bayramı geldiği için, işte kabir ziyaretleri olduğu için, ya işte vefat eden insan bizi görüyor mu? Biz gidip evet duamızı ediyoruz ama ya işte kabul oluyor mu? İşte hani bizi bekliyor mu vefat eden kişi gibi bir sürü tabii size de elbette sorular geliyordur. Yani mesela sizin de ilginizi çeken buna benzer sorular vesaire var mı hocam böyle? Ya vatandaşlarımıza doğru bir şekilde ifade etmemiz gereken. Yani bununla ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşantısında bazı örnekler var. Onları ifade edebiliriz. O da vefat etmiş olanlara Efendimiz Aleyhisselam'ın seslendiği, yanındakilerin onlar bizi duyar mı dediklerinde duyarlar şeklinde cevap verdiği bu şekil bir örnek var. Buralardan anlıyoruz ki kabirde bulunanlar bizi hissedebilir. Yani bizim oraya gittiğimizi falan bilebilir. Onlara dua okuduklarımızı bilir. Onun için de hem kabiri hatırlamak hem de onlara dua okumak için biz kabir ziyaretlerini yapıyoruz. Yani onlar bizi hissedebilir. Tam olarak ahirete gidip gelen olmadığı için yani bu noktada açık şeyler söylemek zor ama Peygamber evet. Efendimizin hayatında böyle bir şey var. Vefat etmiş olan birkaç kişi Efendimiz Aleyhisselam mezarlıktan sesleniyor. Geçerken işte selam sesleniyor. Vermesi, evet. Özellikle İslam düşmanlarından vefat eden birkaç kişiye seslendiği hadis-i şeriflerde rivayet ediliyor. Allah'ın size vaat ettiği şeyin hak olduğunu gördünüz mü diye. Yanındakiler sahabe soruyor, onlar bizi duyar mı? Efendimiz hissedeceklerini, duyacaklarını ifade ediyor. Ama vefat edenlerin arkasından dua okunur, Kur'an-ı Kerim okunur. Okunduğu zaman da onlar bunu mutlaka bilirler. Muhakkak ki hissedeceklerdir. Hocam tabii biz bunlardan bahsederken bir taraftan da işte Ramazan ayını geride bırakacağız ama bayram itibariyle de tabii biraz da şeyden bahsedelim. Hani dini açıdan da aslında yememize, içmemize, işte yani malum işte bayram sabahları Elazığ'ın sofraları farklıdır hocam. Yani Kocaeli taraflarını, o tarafları bilmiyoruz ama evet. Yani Elazığ'da bayram kültüründen dolayı herkesin sofrası tabii geniştir. Biraz da oradaki ölçülerden de bahsedelim isterseniz. Şimdi 30 gün Ramazan. Ramazan'da doğal olarak az yemek yiyoruz. Ondan sonra Ramazan bayramı gelince evlerimizde büyük hazırlıklar oluyor bayrama birkaç gün kala. O hazırlıklar evde şu an Elazığ genelinde öyle bir şey var zaten. Evet birikiyor tatlılar, diğer evet. yemekler falan. Bayramın birinci günü o önümüze konuyor. Tabii ki sağlık açısından bunları yerken bizim birazcık alışarak yememiz gerekiyor.
alışmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sağlığımız kötü bir şekilde etkilenebilir. Bir de yemeklerde bu şeylere dikkat etmemiz gerektiği gibi Ramazan alışkanlıklarımızı birazcık devam ettirmemiz gerektiği gibi. Bir süre daha devam ettirmek gerekir değil mi? Evet. Bir de Ramazan'da alıştığımız manevi şeyler var ya, evet. Onları da devam ettirme yönünde bizim gayret göstermemiz gerekiyor. Az yemeye alıştık, az yemeyi devam ettirelim. İbadetlere alıştık. Ramazan ayından sonra da ibadetlerimizi devam ettirmeye çalışalım. Kötü alışkanlıklarımız varsa onları bıraktık Ramazan ayında, Allah'a şükür. Bırakmışken artık onlara veda edelim. Hakikaten bir fırsat bizim için. Alışmış bir vücudumuz var hem ibadete hem kötülükleri bırakmaya. Bunu devam ettiririz, bir karar veririz. Olur biter, devam eder gider inşallah. Peki bayram namazını da ifade edelim izleyenlerimize. Bayram namazı Elazığ'da kaçta kılınacak? Bayram namazı 6:24 geçe inşallah Elazığ merkezde kılınacak. İlçelerimizin de bazısı bir dakika önce, bir dakika sonra kılınacak. İnşallah 6:06:24'te bayram namazını eda edeceğiz inşallah. Genel itibariyle toparlamak gerekirse hocam son neler aktarmak istersiniz? Şimdi bayramlar sevinç günlerimiz bizim ümmet olarak. Ama ümmet olarak bizi üzen şeyler var maalesef. Evet. Dünyada cereyan eden Gazze'de şeyler yaşananlar. Var. Gazze'miz var. Başka yerlerimiz var ama evet. Gazze'de had safhada hakikaten. Zalimin zulmü had safhada. Yemek yemesine, insani ihtiyaçlarını gidermelerine dahi müsaade etmiyorlar. O kadar bir zulüm altındalar. Bu onların zulüm altında oluşlarını seyrederek buruk bir durumda bayramın içerisine giriyoruz. Bu günlerde, duaların kabul olduğu bu günlerde bizler Yüce Mevlamıza dua ediyoruz. İnşallah o zalimlere insaf versin Allah-u Teala. Hep dua ettik, ıslah olsunlar ama ıslah olmadılar. Kahhar ismi var. Yüce Mevlamız Kahhar ismiyle kahreylesin o zalimleri. Kardeşlerimize en yakın zamanda inşallah nusret nasip eylesin, yardım nasip eylesin. Bizi de onlara yardım edenlerden, onların dertleriyle dertlenenlerden, bir Müslüman tesanüdü gösterenlerden eylesin. Bizim milletimiz Gazze konusunda hakikaten duyarlı. Elazığ'da burada rakam zikretmek doğru olmaz, belki rakam zikretmeyeyim ama bizim Diyanet Vakfı'na gelen bağışlar hakikaten güzel bir durumda, sevindirici bir durumda. Çocuklar bile harçlıklarını evet, toplayıp mesela gönderdiler. Harçlıklarını getiriyor öyle. Bizim 4-6 yaş evet. Sınıflarımız var. Geçen gün getirmişler bayağı bir meblağ, ben yine zikretmeyeyim ama çok büyük miktarda meblağları biz vakfımız aracılığıyla başkanlığımıza gönderdik. Onlar da Gazze'ye gönderdi. Başka yardım kuruluşları var. Onların toplamış olduğu yardımlar var. Bizim milletimiz hakikaten Gazze'nin derdiyle dertlendi. Ama bütün İslam alemi inşallah buraya sahip çıkar. Oranın derdiyle dertlenir diyorum. Hocam endişeler de bazen oluyor. Yani toplamış olduğumuz yardımlar gerçek anlamda işte ulaşıyor mu, yerine gidiyor mu, gitmiyor mu noktasında endişeler de bazen karşılaşıyoruz. Yani o konuda ne dersiniz? Yani toplanan yardımların oraya gitmekte zorlandığı, onu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani zalim zulmettiği gibi yardımların ulaşmasına da engel olmaya çalışıyor. Ama yardımlar ulaşıyor yani. Ben Diyanet Vakfımız aracılığıyla giden yardımların özellikle oraya ulaştığını biliyorum. Çünkü oraya giden kardeşlerimiz var. Dağıtımda, yemek pişirmesinde görev alan kardeşlerimiz var. Onlarla ilgili görüntüler falan bize geliyor. Biz de zaman zaman onu paylaşıyoruz. İnşallah o konuda biraz insaf sahibi olurlar da yardımlar rahat bir şekilde kardeşlerimize ulaşır. Tabii bütün aslında niyetimiz, amacımız içimizden geçenler en azından Ramazan bayramında bu zulme belki bir dur denilmeli. Ve hatta işte ne bileyim yani Ramazan bayramı bir günde oradaki insanların, oradaki vatandaşların hayatlarını kaybetmemesinin yönünde dualarımız da öyle. Dediğiniz gibi çoğu zaman şahit oluyoruz işte haberlerin içerisinde olduğumuz için
Bu anlamda sadece işte ülkemizde, dünyanın her bir şehrinde, metropol şehirlerinde, dünyanın her bir ülkesinde inanılmaz derecede Gazze'ye bu konuda destek var. Hatta ben bazen mesela şuna üzülüyorum yani, hani Batı'da müthiş bir şey var, destek var yani ülkelerde, bilindik metropol şehirlerde. Ülkemize baktığımız zaman tabii ki şey var, tepki var, yok değil. Ama onlara böyle bir kıyas olduğu zaman da biraz da üzülmüyor da değiliz hocam. Yani topyekün tepki göstermek gerekiyor. Bizim insanımız belki böyle tepkisini yardım ederek de gösteriyor. O da bir tepki yani, biçimi. O da bir tepki biçimi, yardım ediyor. Yani o şekil tepkisini gösteriyor. Evet. Ama bizim memleketimizde de böyle protestolar falan, onlar da oldu. Fakat karşı tarafta büyük bir zulüm var. Evet. Sadece zulmü işte oradaki zalimler yapmıyor. Üzücü olan dünyanın hakim gücü olduğunu söyleyenler, işte dünyanın jandarmalığına soyunanlar, onlar da o zulme destek veriyorlar devlet bazında. Halklar farklı düşünebilir bazen. O üzücü yani. Birçok dünya devleti, süper güç dediğimiz güçleri maalesef oraya destek veriyor. Destek vermemiş olsalardı zaten hadise bu seviyeye gelmezdi. Peki hocam, Elazığların bayramını kutlamak istersiniz belki. Evet, ben Elazığlı kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram, Ramazan bayramımız ülkemiz için hayırlar getirir, şehrimiz için hayırlar getirir. Dünyada sıkıntı içerisinde olan Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarının yok olmasına vesile olur. Hayırlı akşamlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Efendim, Elazığ İl Müftüsü Sayın İrfan Üstün de bizlerle birlikte oldu. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kısa bir ara gideceğiz. Saat başında ise günün gelişmeleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız.